Efendim yeniden günaydınlar. Hatay'dan sesleniyoruz sizlere. İkinci yarıdayız. 12 Ekim Pazartesi. Bugün saatler 9.11'i gösteriyor. Yapılan açıklamaları paylaştık Hatay'daki yangınla ilgili. İlk yarıda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları vardı. Soruşturmada gelen son durumla alakalı iki gözaltı olduğunu söyledi. Ardından sosyal medya paylaşımları soruldu. Yangının üstlenildiği ve terör örgütü propagandası yapıldığı sosyal medya paylaşımları. 4 kişinin tespit edildiğini söyledi İçişleri Bakanı. İkisinin yurt içinde ve ikisinin de yurt dışında olduğu bilgisini paylaştı. Detayları aktardık. Geniş bir konuşmayı getirdik ekranlarınıza. Yine bir konuğumuz olacak, bir ABD bağlantısı ile. Her pazartesi yaptığımız gibi bu sabahta, bugün de ekonomist akademisyen Profesör Doktor Ali Vural Cengiz ağırlayacağız. Yine yangını konuşacağız. Bir yarım saatlik zaman dilimimiz olacak. Ardından da Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfü Savaş stüdyomuzda olacak. Hocam merhabalar. Merhaba. Merhaba, iyi sabahlar. İyi bir hafta olsun diyeceğim ama çok kötü bir hafta geride bıraktık. Umarım önümüzdeki hafta daha iyi bir hafta olur. Bir daha böyle bir şeyle karşılaşmayız. Yani biz çevre 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 dedikçe çevremiz mahvoldu gitti. Yani bir ormanlarımız vardı. Onlar da yok oluyor. Evet, buyurun. Evet, maalesef iyi dilekler de bulunmamıza rağmen her geçen gün işte yeni bir şeyle uyanıyoruz güne. Bir evet. Olumsuzlukla uyanıyoruz ne yazık ki. Ne düşünüyorsunuz hocam yangınla ilgili? Şimdi bir terör eylemi olduğu gerçeği var, yapılan açıklamalar var. Terör örgütü PKK'nın 2 yıl önce böyle bir talimat verdiği bilgisi var. Dün Hatay'da olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bunu hatırlattı. Neler söyleyeceksiniz? Valla zaten biliyorsunuz PKK'nın rahat gezinebileceğini düşündüğü alanlardan biriydi Hatay. Amanos Dağları'nda daha önce epeyce bir takım yakalamalar, öldürmeler de oldu. Terör olayları oldu. Hatırlarsanız 6 tane erimizi de İskenderun'da otobandan ateş ederek şehit etmişlerdi. Daha sonra o teröristler Mersin'de yakalanmışlardı. Bir kamyonun içerisinde saklanmış olarak. Şimdi tabii bu olay topyekun bir savaş var Türkiye'ye karşı. Bu PKK'nın yaptığı olaylar ve verdiği direktifler tabii artık ne kadar acımasız olduklarını, yalnızca insana değil doğaya da nasıl kıydıklarını gösteriyor. Terör örgütüdür. Yani rahmetli Bülent Ecevit'in bir lafı vardı, bana hiç unutmam. O demişti ki Cengiz Bey, yani terör olayları yapması çok basit ve çok ucuz olaylar fakat önlemesi inanılmaz pahalı olaylar diye ele almıştı, söylemişti. Gerçekten öyle, yani çok önlem almak gerekiyor ve bu önlemler, ancak ben başka bir nokta üzerinde duracağım. Ormanları teröristler tarafından yakılacak şekilde bu kadar kötü hale getirecek, yani havamızı bu kadar etkileyip ormanları bu kadar yanabilir hale getirecek olan şey iklim değişikliği. Bunu unutmayalım. Yani eskiden de orman yangını oluyordu biliyorsunuz. Yani bir yerden tutuşuyordu, hemen söndürülüyordu. Söndürülmezse de 2 gün içerisinde yağmur yağıyordu, sönüyordu. Şimdi artık yağmur yok. Bakın ben gelecek olan yağmuru da söyleyeyim. Hiçbir zaman normal yağmur yağmayacak bundan sonra. Hepsi ya dolu şeklinde gelecek ya inanılmaz bir rüzgarla birlikte gelecek yıkım halinde. Bundan sonra hava böyle. Bu neden oldu? Bunu biz yapıyoruz. Eğer siz gerçekten bu orman yangınları için sorumlu arıyorsanız PKK ile ilgili ne alacak, ne yakalanacak, ne edilecek bilmiyorum ama bence bunun gerçek sorumlusu İskenderun Körfezi'ne 3 tane kömür yakma tesisini yapan insanlardır. Gidip onları yakalasınlar. Onlardan hesap sorsunlar. Atmosferimizi bu hale getiren, iklimimizi bu şekilde değiştiren ve yangınları bu kadar kolay olabilir hale getiren şey bizim insan eliyle doğada yaptığımız katliam. Bunu unutmayalım. Yani bunun en büyük şeyi de bir ucuza kömür alıp yurt dışından en ucuz kömürü alıp hiç de ucuz olmayan fiyata satan ve halka dağıtan insanlar, politikacılar. İkincisi de dediğim gibi bu kömür santrallarını yapan sözüm ona iş adamları. Bunlar, bu insanlar gerçekten vatana iyilik yapmıyorlar. Bütün bu işin sorumlusu iklimle ilgili, havayla ilgili, ormanla ilgili olup biten bütün faciaların, sellerin hepsinin sorumlusu bu tür iklim değişikliğine neden olan, işleri yapan
iş adamı ya da nasıl siz söyleyin adını artık işte girişimciler ya da artık ne diyorsanız ismini. Bence katliamcılar yani başka bir şey değil. Onların getirdikleri ortam içinde bu orman yangınları bu kadar kolay hale geldi. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Evet. Bu da işin önemli parçalarından bir tanesi. Şimdi bu terör örgütü PKK'nın eylemleri üzerinden devam edecek olursak, bir yandan da dünden bu yana aldığımız konutlar bizlere sadece ormanların hedefte olmadığını söylüyor. Yapılan açıklamalar bu yönde. Hatay'ın birlikteliği, Hatay'ın kardeşliği, bu buradaki huzur ortamının hedef alındığı görüşünde. Buradaki ortamın, dünden devraldığımız bu kardeşliğin yarına aktarılması için bir tavsiyeniz olacak mıdır? Dikkat çekmeniz gereken bir nokta olacak mıdır? Bir sükunet çağrısı alabilecek miyiz sizden? Valla ben yalnızca şunu söyleyeceğim. Türkiye'de, Türkiye üzerine önemli hesaplar var. Yani bakın, Türkiye'nin önemi Orta Doğu'da bütün dengeleri değiştirebilecek ülke olması. Yani öyle bir kantarın topuzu vaziyetindeyiz ki kimden yana olursak onun ağırlığı bölgede artacak, artıyor. Çünkü Türkiye şu anda Orta Asya'da, Balkanlar'da, Kafkaslar'da, özellikle Balkanlar'da ve Kafkaslar'da, Anadolu'da, bütün Orta Doğu'da etkili olabilen yegane devlet. Bir Amerika'nın ve Rusya'nın bile bu kadar fazla etkisi yok. O nedenle Türkiye'nin konumu çok önemli. Türkiye eğer bir bütün halinde, bir birlik halinde, Türk ulusu bir birlik olarak kalırsa bu önemi ve bu büyüklüğü sürer. Bunun olmaması için de, Türkiye'yi marjinal hale getirebilmek için de üzerine yoğun bir saldırı var. Yani işte görüyorsunuz Doğu Akdeniz'deki deniz hakları üzerine saldırı. İşte Suriye'de Akdeniz'e kadar uzanacak bir Kürt devleti yapma girişimi. Ya hepsi Türkiye'yi çevreleyecek ve Türkiye şimdi Azerbaycan'a da Ermenistan'ın saldırması bu. Azerbaycan'la Türkiye'yi bir araya getirip hani sanki aslında o biraz Türkiye'nin elini güçlendirdi. Çünkü Azerbaycan diplomasiyi bilen, diplomatik ilişkileri iyi kullanan bir devlet. Hani o bir bakıma Türkiye'nin elini bu ortamda aslında Türkiye'nin Azerbaycan'a yardım etmesi gerekirken Azerbaycan şu anda sanki Türkiye'ye destek oluyor havasında, durumunda ya da Azerbaycan'ın diplomatik ilişkilerinden Türkiye yararlanabilecek durumda. Yani böyle bir saldırı var. Biz kendimize bakacağız. Biz bir birlik, bütünlük olarak durmaya bakacağız. Yani Hatay bunu her zaman becerebilmiş bir şehir. Hatay'da daha önce biliyorsunuz Reyhanlı saldırısında da aynı şeyle karşılaştık. Sürekli bir Hatay'a bir şey var, saldırı var. Bir böyle yara var, sanki de o yarayı kaşıma. Hani akılları sıra emperyalist güçler Türkiye üzerinde gerçekten emelleri olan emperyalist güçler, ki ne yazık ki bunlardan bir tanesinin ortasında oturuyorum. Onun için her şeyi buradan da daha gözlemem kolay. Türkiye'nin gücünü kırmak için saldırdığı yerlerden biri Hatay. Bunun dışında başka saldırılar da olabilir. Yani PKK'nın saldırıları olabilir. Başka doğal olaylara, afetler de gelebilir. O afetlere, doğal olaylara neden olacak. Mesela barajları iyi korumamız lazım. Küçük de olsa bir iki barajımız var Hatay'da. Onların güvenliği çok önemli. Bir takım saldırılar olacak. Fakat zaten en büyük saldırıyı yaptılar. Bitirdiler Hatay'ı. Yani bu kadar fazla Suriyeli'yi Hatay'ın içine sokarak ve Türk kültürünü ve Hatay'daki o dokuyu bir anda tek yönlü olarak bozarak zaten bir saldırı altındayız. Sakin olacağız, sabırlı olacağız. Bakın, iki şeyi unutmayacağız arkadaşlar. Umut ve uyum. Umudumuzu yitirmeyeceğiz. Uyumumuzu, birbirimizle geçineceğiz, iyi geçineceğiz. Özellikle Atatürkçü, ilerici, demokrat, Türkiye'nin birliğine, bütünlüğüne inanan bizler. Hatay için Atatürk tabii çok önemliydi, biliyorsunuz. Bizler birliğimizi, bütünlüğümüzü koruyacağız. Cahilleri de idare edeceğiz. O cahil tayfasını bir süre idare etmek zorundayız. Ta ki onlar gerçeği görüp, daha doğrusu ceplerine konanı, ulufelerin hiçbir şey işe yaramayacağı şekilde fiyatlar artıp onlar isyan edinceye kadar umutla ve de uyum içerisinde birbirimizle
destekleşerek yani dayanışma içerisinde geleceğe ilişkin bir takım planlar yapmamız gerekiyor. Türkiye'yi güçlü tutmak zorundayız. Çünkü Amerikalıların bir lafı vardır, derler ki you snooze, you lose. Yani sen öksürdüğün anda ya da tökezlediğin anda sen bittin. Türkiye bu durumda. Çok dikkatli olmak lazım ki ne yazık ki Türkiye'nin dış politikasında hiçbir şekilde dikkatli davranılmıyor. Çok böyle darmadağınık bir görüntü var. Bunun biraz düzeleceğini, artık aklımızın başına geleceğini ben umuyorum. Önce pandemi, arkasından bu yangınlar. Fakat şunu da söyleyeyim size, felaket felaketi izleyecek arkadaşlar. Artık bundan sonra hiçbir şey iyi olmayacak ta ki sistem, düzen değişinceye kadar. Benim görüşüm bu. Onun için sabırla ve birbirimizle dayanışarak, birbirimize yakın temas içerisinde bu günleri atlatacağız. Şimdi dış politikada bir dağınıklıktan bahsettiniz. Evet. Bunun özelinde daha dikkatli olma çağrısıyla beraber hem bizlere hem hükümet yetkililerine. Peki daha özelde ne gibi tavsiyeler olabilir? Daha da doğrusu düşünceleriniz nedir hükümetin atması gereken adımlarla ilgili? Tamam, sabır, sükunet, ta ki bir değişiklik olana kadar, ama ne gibi adımlar atabilir Hatay özelinde bu konuştuğumuz konu için ya da diğer konularla ilgili hükümet? Yani hükümetin burada tabii yapması gereken, bir kere güvenlikten sorumlu insanlar var. Hükümetin birinci ödevi, daha doğrusu devletin varlığının birinci önceliği ulusal güvenliktir. Ve gördüğünüz gibi ormanlarımızdan insanlarımıza kadar, öldürülen askerlerimize kadar ne yazık ki ulusal güvenliğimiz iyi bir durumda değil. Onun için ciddi bir silkinme gerekiyor. Bir kendimize geleceğiz. Yeniden bir takım ittifaklar ya da çevremizdeki komşularla durum yeniden gözden geçirilmek zorunda. Bakın, artık Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye ile masaya oturması, Suriye ile görüşmesi zamanı geldi. Suriye'de barış var. Suriye'den resimler görüyorum, çarşılar görüyorum, filmler görüyorum. Suriye'de Türkiye'deki kadar insan ölmüyor. Suriye'de bizdeki kadar, hani Laskiye kırsalında biraz orman yangını varmış şu anda, ama yani Suriye'de bizdeki olayların hiçbiri olmuyor. Madem Suriye'de barış var, Suriyelinin Suriye'ye geri dönme zamanıdır. Bir kere hükümetin bunu Suriye hükümetiyle birlikte organize etmesi lazım. Ne şekilde gidecekse bu insanlar gidecekler. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı gelecekmiş. Kendisine Allah aşkına bir su konusunu bir sorun. Yani ormanı, yangını söndürmek için su lazım. Yani su var mı ki? Su var mı ki? Yani getirdiler 500.000 insanı Hatay'ın üzerine yıktılar. Bugün siz Reyhanlı'da, Kırıkan'da kaç kişilik su şebekesi yapmıştınız ki üzerine gelen, her bir şehre gelen 50 ile 100 bin kişilik bir nüfus o suyu ne şekilde kullanabiliyor? Daha doğrusu Reyhanlı ve Kırıkan'daki Türk halkı artık eskisi kadar su bulabiliyor mu? Siz içmeye, banyo yapmaya su bulamazken yangını nasıl söndüreceğiz? Yani hükümetin yapması gereken öncelikli yöreler listesine, yalnızca böyle ekonomik kalkınmada öncelikli falan değil, sosyal öncelikli iller, acilen kilise Hatay'a, Mersin'e, Osmaniye ve Adana'ya, bu illere acilen çok büyük paralar harcanıyor. Bakın, yeni bir saray yapacağınıza, yeni büyük bir köprü yapacağınıza, orada Çanakkale Boğazı'na şimdi milyarlarca dolarlık beton gömüyorlar. Demir ve beton gömüyorlar Çanakkale'de. Çalışan vapurlar, feribotlar boş gidiyor geliyor. Siz nereden araba bulacaksınız Çanakkale'de o kadar geçecek olan Çanakkale Boğazı'nı? Orası öyle önemli, büyük bir trafik götüren bir yer değil. Yani demek istediğim, bu tür yatırımları, İstanbul şeyi yapacağız, onu yapacağız, bunu yapacağız derken yapılması gerekenleri acilen bu güneydeki 4 ilimize çok acil bir şekilde hem güvenlik yardımı, hem güvenlik için, yani güvenlik dediğim ulusal güvenlik açısından bu tür saldırıların olmaması için önlemleri alabilecek yeni bir yapılanma lazım. Hem de sosyal olarak acilen il merkezlerine ve ilçelere yardım. Su şebekeleri için yardım. Kanalizasyon şebekeleri için yardım.
Yani İller Bankası'nda bu illerin acil büyük önceliği olması lazım ve her türlü talep karşılanması lazım. İller Bankası'na gidiyor belediyeler, sizin şu kadar geçen dönemden borcunuz var, size yeni para veremeyiz. Dalga mı geçiyorsunuz ya, olacak şey mi bu? Hem siz yeni bir yasa çıkarın Türkiye'de, bütün görevi büyük şehrin üzerine yıkın. Yani büyük şehir şu anda tarımdan affedersiniz yani en sosyal olaylara kadar her şeyin sorumlusu büyük şehir. Büyük şehirlerin bütçelerine bakıyorsunuz, büyük şehir hangi parayla neyi yapacak? Yani o nedenle acilen hükümetin bir sosyal öncelikler listesi yapıp, bakın en önemli konu şu andaki Türkiye'nin en acil konusu, ekonomiden de daha önemli, işsizden de daha önemli konu Suriyeliler konusudur. Bu konuyu çözmesi lazım Türkiye'nin. Hocam, bu gelecekte Türkiye'nin sonu olacak bir proje. Buyurun. Mümkün mü şimdi Suriye hükümetiyle bir görüşme çağrısı yaptınız, görüşülmeli dediniz. Orada barış var, Suriyeliler ülkelerine gönderilmeli dediniz. Mümkün mü böyle bir şey? Kesinlikle mümkün. Bakın Afrin'in tamamı Türkiye'nin kontrolünde, Türk ordusunun kontrolünde ve Türk polisi de orada görev yapıyor. Afrin'in tamamı, Afrin'in güneyi, güneybatısı, yani buralar güneydoğusu, bu bölgelerde, bu bölgelere en azından 2-3 milyon insan yerleştirebilir Türkiye. Ya bir de ben şunu anlamıyorum, yani genç insanlar var bu nüfusun içinde, genç erkekler var. Yani neden bu insanlar Suriye'ye karşı gidip de Suriye'de çatışan ya da çarpışan Türk askerlerinin yerini almıyorlar? Asker eğitmek bu kadar zor bir olay değil. Yani biz de 4'er aylık temel eğitimden geçtik. 4 ayın sonunda yani içinden çıkamadığımız çukurlardan zıplayıp zıplıyorduk. Çelik gibi asker olmuştuk hepimiz. Yani üniversite mezunu olduğumuz halde. Yani biz komandoluk yaptıktan sonra ben jandarma komando olarak yaptım Türkiye'de askerliği 40 yaşta. Hatay'dan oraya gönderiyorlardı, oraya gittik. Yani size şey diyeceğim, yani asker yetiştirmek bu kadar zor değil. Yani bu nüfusun hiç olmazsa bir kısmı, hani askere giderlerse, askeri alırsanız, alana gönderirseniz adamları, bu kadar fazla çocuk yapmak imkanları olmaz. Yani maşallah 9 ayda doğuruyor kadınlar, 11. ayda yeniden hamileler. Yani bu bir facia. Bu bir facia. Bu olmaz. Bu olmaz. Türkiye Cumhuriyeti burası. Burası Türk Arap Cumhuriyeti ya da Arap Cumhuriyeti değil. Türkiye Cumhuriyeti. Türk olan insanların, Türk'üm diyen insanların. Ben Türk olarak doğdum, Türk olarak yaşayacağım, Türk olarak öleceğim diyen insanların vatanı burası. Burası böyle toplama, efendim 1 milyon Afganlı getirin, 2 milyon İranlı getirin, 5 milyon da Suriyeli getirin. Ne olacak? Nedir burası ya? Yani Patagonya bile buradan daha doğru dürüst bir düzeni olan bir ülke halinde. Ya ben inanamıyorum, Türkiye'ye kadar stratejik önemi olan yerde, stratejik yerde olan bir devletin kapılarının böyle ardına kadar açık olması, her gelene gel demesi nedir bu? Yani iş sırf vergi ödeyecek insanı nüfusunuza kaydetmek işse bunu bütün dünya yapardı. Hiç kimse yapmıyor sizden başka. Onun için aklımızı başımıza toplamamızın zamanı çoktan geçti. Bir de şu var, yani bakın bizi öyle bir yaşama itiyorlar ki artık betonların arasında, beton ve arabaların arasında doğal hiçbir şey olmayan ülkelerde yaşamak zorunda kalacağız. Onun için bir an önce çevremize ve ülkemize sahip çıkmamız lazım. Eğer baştakiler bunu yapmıyorlarsa biz halk olarak sahip çıkmamız lazım. Ülke bizim. Ülke 3 tane politikacının değil. Çevre bizim. İnsanların, hepimizin hakkı var. Çevre 3 tane politikacının çevresi değil. Biz sahip çıkacağız. Evet. Muhalefetin de değil. Muhalefet bir şey yapmıyorsa onları da yollayacağız. Bu kadar. Bundan sonra halk muhalefet olacak artık. Hiç kimse ya da hiçbir şey 3 kişinin elinde değil ya da 5 kişinin elinde değil. Cumhurbaşkanı'nın sürekli söylediği bir şey var. Dünya 5'ten büyüktür diyor. Bazen böyle fevri açıklamalarında. Aynısı herhalde iç işlerinde de geçerli. Siz onu demeye mi çalıştınız? Cumhurbaşkanına göre dünya 5'ten büyük ama Türkiye 1'den küçük. Bunun anlamını çözebilirsiniz. Türkiye'de her şey birden küçük. Ya da Türkiye'de bir her şeyden büyük. Bu olmaz. Yani böyle bir düzen gitmez. Yani bu zaten yılbaşından sonra olacakları göreceksiniz. Yani ekonomik olarak hani çöküş, işte size söylediğim gibi bakın. Size ne dedim? Yılbaşında dedim. Dolar 8 lirayla 10 lira arasında olacak dedim.
Hatalıysam, yanlışsam söyleyin. Altın dedim 500 liranın üzerine çıkacak dedim. 500 doların üzerine gramı. Çıktı zaten yani. Söylediklerimiz gerçek oluyor. Ne yazık ki olmasa, keşke hatalı olsak. Fakat ortada bir gerçek var yani. Bu gidişat iyi bir gidişat değil. Ya aklınızı başınıza toplayacaksınız. Gerçekten ciddi ve aklı başında önlemlerle işi rayına sokacaksınız. Bakın şu anda Türkiye'deki gerçek enflasyon %25'in üzerinde. Bunu ben demiyorum. Harvard profesörlerinin yaptıkları araştırmaya göre şu anda Türkiye'de %36 enflasyon var. Bu şu demek. Siz eğer bankadan %15 faiz alıyorsanız bir yıl içerisinde paranız %20 değer kaybedecek. Bırakın o %15'i almayı, %15'i aldığınız halde %20 zararınız olacak demek. Onun için yani işler kötü, daha da kötüye gidecek. Bir an önce önlem almak gerek ki ben o önlemlerin alındığını görmüyorum. Şimdi CHP'nin bir anketi var, bir araştırması var daha doğrusu. Gazetelerde bugün kendine yer buluyor. Ben onun üzerinden biraz gidelim, ardından toparlayalım istiyorum. Lütfen. Rapor, araştırmaya göre her evde en az bir kişi iş arıyor ama bulamıyormuş. Ve yine aynı araştırmaya göre seçmenlerin %40'ı geçen ay bir faturasını ödeyememiş. Doğru yani bunlar, bakın muhalefetin yapması gereken bir şey var. Ortaya problemleri koyup dizip tamam böyle tamam da kardeşim öneriniz ne? Ne öneriyorsunuz? Ne yapması lazım hükümetin? Ne yapması gerekiyor da yapmıyor hükümet? Bunları bir ortaya koysanız. Bir iş planı yapsanız, bir iş bulma planı yapsanız, bir çalışma planı yapsanız Türkiye'de. Bir proje koysanız ortaya. Ben hiç kimseden hiçbir proje duymuyorum. Yani şimdi belediyeler için de çok fazla konuşmak istemiyorum. Yani belediye başkanlarının ne şekilde zorlanarak aday olduklarını, adaylıkların ne şekilde verildiğini. Ya bir tane örnek vereceğim size. İşte Urla Belediye Başkanı. Ya ben kendim kişisel olarak, şahsı olarak söyledim. Ya yapmayın bu adamı. Bu adamı yapmayın. Bu adam görevde kalamaz. Fethullah Gülen'le ilişkisi olduğu için babasının evlatlıktan reddettiği bir adam diye İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'na kendim söyledim. Ve karşısında da aday olabilecek canavar gibi bir insan vardı. Hatay'ın çok yakından bildiği, Hatay Belediyesi'ne çok hizmet etmiş, Hatay'a çok hizmet etmiş Derya Tüzen diye bir arkadaşımız adayıydı. Yapmadılar. Yani yerel yönetimler mezunu, yerel yönetimler uzmanı bir insanı yapmadılar. Onun yerine gittiler. FETÖ'cü olanı artık ne karşılığı, neyle, ne şekilde bu işler alınıp veriliyorsa aday yaptılar. Ve ikinci, üçüncü ayında olan görevden alındı. Şimdi Urla Kaymakamı Urla Belediye Başkanlığı'nı yapıyor. Yani muhalefet bir kendine bir çeki düzen versin CHP. Olacak iş değil bu. Bu olacak iş değil. Yani bunlar bu şekilde. İşsizlik var ülkede. Çok kötü işsizlik. Bunu kim bilmiyor ki zaten? Halk bunu yaşıyor. Siz ne öneriyorsunuz? Ne programınız var? Hangi programınızda bugüne kadar işsizliği ortaya koyup bir işsizlik programı yaptınız ve hükümete dediniz ki işsizliğin önlenmesi için şunların yapılması lazım. Ben duymadım. Yani duyan varsa rica edin bana bir e-mail ile bir göndersin, bir okuyayım. Yani artık problemleri ortaya koyman değil, çözümleri ortaya. Halka şunu göstereceksiniz. Kardeşim bakın böyle bir problem var ama çözümü budur. Biz buna talibiz. Biz bu işi böyle çözeriz. Ha, bir şey daha söyleyeceğim size. Bir o muhalefetteki arkadaşlara şunu sorun. Geçen en son seçimlerde alanda çalışırlarken, seçim çalışması yaparlarken yanlarına kaç tane atanamamış öğretmen geldi? Kaç tane atanamamış öğretmen geldi? Ya da işsizlikten yana yakınan kaç tane genç insan geldi? Ve ben çalışıyorum alanda. Bu iktidarı değiştirmek için uğraşıyorum. Çünkü benim geleceğim bu yoldan geçiyor dedi. Valla ben kimse görmedim, duymadım. Herkes, emekli insanlar siyaset yapıyor Türkiye'de. İşte yeğenimi işe sokacağım, oğlumu işe sokacağım falan. Genç insanlar nerede ya? İşe girmek isteyen insan çıkacak, siyaset yapacak.
Yani herkes alsın nutku bir okusun lütfen. Nutku, Atatürk'ün nutkunu alsın. Bütün genç insanlar, iş arayanlar önce nutku bir okusunlar madem işsiz oturuyorlar evde. Ondan sonra siyasi çalışma çaba içerisine girip herkes kendini kurtaracak. Yok öyle bedava bilmem nenin böreği derler Türkiye'de. Bedava öğle yemeği yok. Herkes kendi çalışacak, kendi. Yani bakın bizler Amerika'ya geldiğimiz zaman benim ilk yaptığım iş, ben asistanlığı bırakıp geldim Türkiye'de buraya. Üniversitede yani kadroyu bırakıp geldim. Burada ilk yaptığım iş girip bir restoranın mutfağında bulaşık yıkamaktı. Yani hayatta öyle iş güç kolay kazanılmıyor. O nedenle önce bir sosyal sınıfımızın farkına varacağız. Önce kim olduğumuzu bir öğreneceğiz. Ondan sonra bizim elimizden ekmeğimizi, işimizi kim alıyor? Bunu anlayacağız. Bunu öğreneceğiz. Ondan sonra siyasi olarak o düzeni değiştirmek için çalışacağız. Bunun başka yolu yok. Bunun kolay yolu yok. Bir şeylerden şikayetçiysek ve düzelmesini istiyorsak elimizi taşın altına koyacağız yani diyorsun. Kesinlikle. Orada olacağız. Çıkacağız ayağa, kalkacağız, konuşacağız. Köyleri gezeceğiz. İnsanlarla tek tek konuşacağız. Kardeşim ben işsizim. Senin işin var mı? Hayır benim işim de yok. Ya otur bir konuşalım ya. Ya otur bir konuşalım yani. Nedir bu? Niye biz bu durumdayız? Ama bugün, neden? Buyurun. Bugünün Türkiye'sinde hocam bu bahsettiğiniz şok olabilecek şeyler değil. Çünkü fazlasıyla bir siyasi kutuplaşma var bugün Türkiye'de. Sadece siyasette değil, seçmen de böyle, vatandaş da böyle. Yani sizin bu söylediğiniz evet normal olması mümkün bir şey ama şimdi gerçekten partilere oy veren, farklı partilere oy veren vatandaşlar da kendi aralarında fazlasıyla bölünmüş durumda. Dolayısıyla ortak bir payda da bugün Türkiye'sinde buluşmanın çok mümkün olabileceğini düşünmek doğru olur mu? Olur, şöyle olur. Parti konuşmadan olur. Bakın siz parti değil, parti değil. Sorun ve konu konuşacaksınız. Yani siz işsizlik konuşacaksınız. Bu partiler üzeri bir şeydir. Ekonomi partiler üzeri bir şeydir. Dış politika pazı partiler üzeri bir şeydir. Bugün yani bizim arkadaşlarımız dış politikada çok yeterli olan insanlar televizyon kanallarında onlar da görünüyorlar. Onlar da hükümete önerilerde bulunuyorlar. Yani bu milli bir davadır, milli bir konudur. Hepimizin konusu. Onun için siz şu partinin adına ya da bu parti adına konuşmanız gerekmiyor. Zaten benim son zamanlarda aldığım en fazla mesaj artık ben parti tutmuyorum diye geliyor bana. Artık ben hiçbir partiyi beğenmiyorum, hiçbir partiyi tutmuyorum diye. Yüzlerce mesaj okudum. İnsanlar böyle düşünüyor. İnsanlar şu andaki hiçbir siyasi partinin derdine derman olamayacağı görüşündeler. Onun için ya partiler yenilenecek, kendilerini yenileyecekler ya da halk kendi hareketini kendi belki parti dışında, yani benim zaten inandığım her zaman sivil toplum hareketleridir. Sivil toplum hareketleriyle çözüm arayacak. Ve size bir şey daha söyleyeyim. Zaten iktidar değişirse şu anda iktidarın taraftarı olanlar bunu değiştirecekler. Bakın insanlar şunu söylüyorlar Türkiye'de. Ya benim dolarla ne işim var? Ben maaşımı dolarla almıyorum. Malı mülkü dolarla. Fakat şunu anlamadı adam insanlar. Hala anlamadılar, öğrenecekler. Dolar her arttığında Türkiye'de fiyatlar da aynı oranda artıyor. Dolar bakın, dolar son 6 yılda 7 katına çıktı. Son 6 yılda 7 katına çıktı dolar. Ya da siz 6 katına çıktı deyin son 6 yılda. Fiyatlar da son 6 yılda 6 katına çıktı. Fiyatlar da bir düşünün, 6 yıl önce domatesin kilosunu kaça alıyordunuz, peyniri kaça alıyordunuz, pirinç ne kadardı? Bunlar işte temel gıda maddeleri Türkiye'de. Nedir? Yani bir tek ekmek yemiyor ki insanlar. Temel gıda maddelerinden 10 maddelik bir liste yapın. Yıllar itibariyle onların fiyatlarına bakın. Bir de dolar artış diyagramına bakın. İki şeyi diyagramı üst üste koyun bakın aynı çizgidir. Dolar yüzde kaç artıyorsa, Türkiye'de fiyatlar da aynı ölçüde. Çünkü dolar, fiyatlar ve faizler birlikte hareket eder. Bu ekonomik bir gerçektir. Biz bunu yüksek lisans derslerinde Amerika'da öğretiyoruz. Amerika'da yabancı öğrencilere de öğretiyoruz. Ama bizde ne yazık ki, yani bir de şu var. Ya herkes her şeye inanıyor.
yani televizyonda, gazetede okudu, kendi taraftarı oldu. Dediğiniz gibi öyle bir kutuplaşma olmuş ki herkes bir tane adam tutmuş, bulunduruyor böyle kafasında. Ha, ben bu yazarı beğenirim ya da bu konuşmacıyı beğenirim. Sonra o adamın söylediği sanki peygamber lafı gibi. Her söylediği doğru, her söylediği doğru. İşte değişik tipler var Türkiye'de. Televizyona çıkıyorlar, konuşuyorlar falan. Ben de izliyorum bazen onların programlarını. Yani olacak iş değil ya. Yani sizin eğitiminiz nedir? Nerede öğrendiniz bu işi? Ekonomi öyle kolay bir okul değil. Ben 29 yıl tahsilini aldım ekonominin. Ondan sonra ekonomi konusunda konuşuyorum. Yani iki tane ekonomi şeyi okumakla, köşe yazısı okumakla ekonomist olunmuyor. Ya da ekonomi konusunda konuşulabilinmiyor. Ya da, birinin ekonomi yönetimi. Akrabası, evet. Olmuyor işte, olmuyor. Görüyorsunuz, olmuyor. Peki, siz hata yapıyorsunuz, halk ödüyor. Buyurun. Maalesef, maalesef. Toparlayalım hocam, son cümleleri de alalım birkaç dakika içerisinde. Tamam, ben önce bütün Hatay'daki arkadaşlara çok geçmiş olsun diyorum. Yani gördüğüm görüntüler dehşet, çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Yani çevre bizim en önemli değerimiz var. Ve öyle olduğu için ona saldırılıyor. Onun için sabırla ve metanetle arkadaşların biraz sabretmelerini rica ediyorum. Ve çok geçmiş olsun diyorum. Bu bir hafta kesinlikle geçen haftadan daha iyi olacak. Çünkü geçen hafta kadar kötü bir hafta, yani zor yaşarız bir daha. Başka bir felaket olmamasını diliyorum. Sizinle haftaya yine buluşacağız, görüşeceğiz. O zaman daha fazla olayları daha iyi değerlendirebiliriz. Şimdi bu hafta ne yapacak hükümet, bir bakalım, bir izleyelim. Evet, takipteyiz. Hem yangındaki soruşturmaya hem atılacak adımlar. Ben iyi dilekler ve yorumlar için teşekkür ediyorum hocam sizlere. Dediğimiz gibi haftaya daha uzun bir sohbetle birlikte olacağız. Tabii ki. Tabii ki. İyi haftalar olsun. Teşekkürler. İyi haftalar hocam. Sevgili seyirciler, saatler 9.43. 12 Ekim Pazartesi sabahındayız. ABD bağlantısını gerçekleştirdik. Yine bir araya gideceğiz. Ayrılmayın lütfen. Kısa aranın ardından Hatay'ı konuşacağız. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfü Savaş stüdyomuzda olacak. Hataylı gazetecilerle beraber Hatay'ı ilgilendiren soruları soracağız ve yanıtlar alacağız. Aranın ardından devam edeceğiz.